aklına genel bakışı neler yeni, ne gibi özellikler geldi, ne gibi özellikler kaldırıldı, arayüzünde ne gibi değişiklikler var, belki şu an birçoğunuz bunu fark ediyordur. Bu gibi konulara değineceğiz. Ne gibi yeni komutlar eklendi, çıkartıldı. Hepsine kısaca genel bir bakış atacağız. Detaylı kullanım ve özelliklerini ise ayrıca her birine teker teker tutorial yapmayı düşünüyorum. Şimdi programın genel bir arayüzüne bakalım. Neler yeni, neler yeni değil sizlere bahsedelim. Ama genel izlenim olarak şu ana kadar belki dolu dolu gelen bir TDS Max versiyonu diyebiliriz. 2017 için 2016 versiyonu da oldukça başarılı bir versiyondu benim görüşümden. Birazcık yavaş çalışma sıkıntıları vardı. Evet, özellikle kompakt materyal editörde, lakin Slate materyal editörü oldukça başarılıydı. Aynı şekilde bunda da Slate materyal editör var ama kompakt materyal editöründe herhangi bir yavaşlama söz konusu değil. Şimdi hemen 3ds Max 2017'ye geçmek gibi planlarınız olmayabilir, kullanmış olduğunuz plugin'lerden, eklentilerden dolayı. Ama bazı eklentilerin en son çıkan versiyonu 3ds Max 2017 ile uyumlu olacağını da size belirtmekte fayda var. Çünkü arka planda çalışan motorun temeli değişmemekte. Şimdi öncelikle arkadaşlar render setup menüsünden başlayalım. Üzücü bir haber var. Belki birçoğunuz için sevindirici de olabilir. Artık 3ds Max'te Mental Ray yok. Ama Mental Ray kullanan arkadaşlar üzülmesinler. Dışarıdan aynı başka bir render motorunu kurar gibi Mental Ray'i bilgisayarlarına indirerek 3ds Max'e dahil edip kullanabilirler. Onun yerine ne mi geldi arkadaşlar? Hemen size gösterelim. Onun yerine arkadaşlar Art Renderer geldi. Ha, şimdi diyeceksiniz, aa biz orada Mental Ray görüyoruz. Çünkü bende kurulu idi. O yüzden görüyorsunuz. Daha önce hiç Mental Ray kullanmamış arkadaşlar da çıkmayacaktır. Zaten 2017 versiyonunu kurarken size soruyor. Mental Ray'in kurulumunu gerçekleştireyim mi yoksa gerçekleştirmeyeyim mi diye. Bu da seçenekler arasında yer alıyor. Ben seçmiştim. O yüzden otomatik olarak kurdu. Ama seçmezseniz Art Render geliyor arkadaşlar. Oldukça da başarılı bir render motorudur ama henüz geliştirilme sürecinde olduğunun da altını çizmekte fayda var. Çalışma mantığı olarak hem CPU hem GPU odaklı çalışabilen bir render motoru. Bu güzel bir özellik. İsterseniz zaman bazlı da çalıştırabiliyorsunuz. Benim renderim 5 dakika sürsün ya da 5 saat sürsün ya da 20 saat sürsün gibi seçeneklerde yer alıyor. Bir dipnot eklemekte fayda var. Mental Ray neden kaldırıldı? Mental Ray geliştirilmiyordu arkadaşlar. En büyük dezavantajlardan birisi buydu. Geliştirilmiyordu. Düzgün bir ışık yapısı yoktu. Bu yüzden de kaldırılmasında fayda görüldü. Bunun dışında kaldırılan seçenekler arasında Ray Trace var arkadaşlar. Artık Ray Trace 3ds Max 2017 versiyonuyla beraber Mental Ray gibi bizlerle beraber olmayacak. Bu da üzücü haberlerden de diyebiliriz. Tabii bu kişiden kişiye değişmekte. Bunun dışında arkadaşlar hemen render setup'a tekrar geri döneceğiz. Materyal editöre gelelim. Burada bahsedilecek çok konumuz var genel bakış olsa bile. Şimdi gördüğünüz gibi burada arkadaşlar standart olarak kompakt materyal editör açılıyor ama benim kişisel tavsiyem kompakt materyal editör kullanmayın.
Slate Material Editor kullanın. Hem slow sıkıntınız olmaz hem de daha profesyonel bir kullanıma sahip olabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde, daha basit bir arayüzle kullanıma sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan Slate Material Editor'a geçtiğimizde birçok materyalin kaldırıldığını görüyoruz arkadaşlar. 2016, 2015, 2014 gibi bir önceki versiyonlarda yer alan materyallerin çoğu artık 2017 versiyonunda yok. Sadece standart materyal kalmış. Onun dışında yeni olarak gelen fiziksel materyal var. Hemen buraya atalım. Standart materyali editörümüz yine aynı şekilde burada. Multisub Object en çok kullanılanlardandır. Hala burada. Madde Shadow hem animasyon olsun hem tekrar renderlarımızda olsun zemin temizlemede kullanıyoruz. DirectX Shader kalmış. Standart materyallerden direkt otomatik bağladı kendini birbirine. Blend kaldı arkadaşlar. Otomatik olarak zaten açıyor burada. Birazcık uzaklaşalım şöyle. Evet. Burada böyle koyalım. Sonra XF materyal, shell materyalimiz var arkadaşlar. Mental Ray kurulu olduğu için onu da malzemeleri burada yer alıyor. Burada mesela Autodesk'in kendi materyalleri de yer almakta. Sonrasında Maps kısmına gelelim arkadaşlar. Bu Maps kısmından da birçok özellik çıkartıldı ve en çok kullanılanlar bırakıldı arkadaşlar. Yani kullanıcılar en çok hangi malzemeleri, malzeme editörlerini kullanıyorsa materyal editörü içerisinde onlar bırakıldı. Kullanılmayanlar diskalifiye edildi. Bu da otomatik olarak programımızın daha hızlı ve daha kararlı bir şekilde çalışmasını sağlamakta. Bunu da dipnot olarak düşelim. Yeni olarak ekstradan text map geldi arkadaşlar. Sonrasında environment seçeneğimiz var. Burada fiziksel güneş ve sky seçeneği yer almakta artık. Bunlar bize bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir mi? Burada konunun muadilleri profesyonel arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır, söyleyemiyorum çünkü. Sonrasında controls kısmında arkadaşlar float, point, 2, 3, 4 kontroller var. Autodesk materyal library'e girdiğimizde yine standart materyaller, malzemeler özür dilerim yer almakta. Arkadaşlar malzeme editörümüzde bu şekilde birazcık filtrelenmiş, sadeleştirilmiş ve ayıklanmış durumda. Bunların avantajı çok büyük, dezavantajı yok denilebilecek kadar az. Şimdi arkadaşlar tekrar arayüzümüze döndüğümüzde şimdi burada 4 ekranı açık olarak görüyor olabilirsiniz. Fakat 3ds Max'i ilk çalıştırdığınızda artık tek pencere olarak gelmekte. Yani sadece perspektif penceresinde açılacak arkadaşlar. Lloyd kısımlarını siz kendiniz isterseniz açarsınız, isterseniz açmazsınız. Bu kullanıcının tercihine bırakılmış bir seçenek olarak yer alıyor. Sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi arayüzümüzün ikonlarında değişiklikler yapılmış. Daha basit ve anlaşılır ikonlar yer almakta. Buradaki ribbon menülerimizi buradan açıp kapayabiliyoruz ki bu ribbon menüler bizim programımızı ve bilgisayarımızı birazcık kasan özelliklerdi. Kullanıyorsanız açık bırakabilirsiniz, kullanmıyorsanız kapatabilirsiniz. Text Plus özelliği geldi. Yine 2015 ve 2016 versiyonlarında yer alan kamera sequencer özelliğimiz 2017 versiyonumuzda da yine varsayılan olarak gelmekte. Text Plus var arkadaşlar. Burada yazı oluşturup şey yapabiliyorsunuz. Yakın bir zamanda da Extension 2 2000 3ds Max 2016 Extension 2 versiyonunda bahsetmiştim bundan. Burada Extension 2'yi kuramayanlar için 2017 versiyonunda artık default olarak bizlere gelmekte. Onun dışında arkadaşlar çok çok yeni bir özellik olan Scan Converter seçeneğimiz var arkadaşlar. Art renderlan beraber çalışmakta.
Hani bu da seçeneklerimiz arasında, burada sahnemizde yer alan konversiyon rolleri yer almakta. İşte materyaller, maps'ler, kameralar, light'lar, ondan sonra exposure controller, render efektler, render elementler ve diğerleri. MR sen bu Mental Ray kurulu olduğu için yer almakta. Expand al dersiniz arkadaşlar. Buradaki birçok nelerin convert edileceğini görürsünüz. Apple Only Selected derseniz sadece seçili olanların convert edileceğinden bahseder. Mesela bu ayarları kütüphanenize kaydedebilirsiniz veya kayıtlı olan üzerine tekrar yazabilirsiniz. Yeni bir tane açabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, editör kısmı var arkadaşlar. Buradan değişik işlemler yapabilirsiniz. Rol atayabilirsiniz. Şimdi bu Skin Converter ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela 3ds Max'e bir karakter modellediniz. Bunu Matbox'ta üzerinde oynamalar yapacaksınız. Daha önceden bu işlem nasıl yapılıyordu? Export lan yapıyordunuz ya da Link to Matbox diyerek yapıyordunuz. Tabii Matbox kullanmayan arkadaşlarımız da var. Muadil programları da kullanıyorlar. Onlar FBX formatına çevirip üzerinde düzenlemeler yapıyorlardı. Şimdi artık Skin Converter seçeneği Matbox kullansanız da kullanmasanız da, bunu yine ZBrush da kullanıyor olabilirsiniz. ZBrush kullanıyor olsanız bile bu Skin Converter ile modellemiş olduğunuz karakter, obje neyse, her ne ise kolayca export edip üzerinde gerekli işlemleri, değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Bu gibi çok güzel bir yeni özelliğimiz gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi panorama render kullanan arkadaşlar için bir üzücü haberim var. Hani bu 3ds Max'ten alakalı bir problem değil, Apple'dan kaynaklanıyor. Apple artık Windows kullanıcıları için QuickTime Player'ı güncellemeyeceğini bugün yaptığı bir açıklama ilan belirtti. Panorama Exporter'da genelde almış olduğunuz panoramik renderlar MOV olarak kaydediliyordu ve QuickTime Player'da da bunları kullanabiliyordunuz. Hatta Panorama Exporter QuickTime eklentisinin de programın da kurulu olması gerektiğinde birazcık diretiyordu. Artık öyle bir zorunluluk yok. Hani siz panoramik render alsanız bile başka yardımcı üçüncü parti yazılımlar ile panoramik renderlarınızı düzenlemeniz gerekebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Başka ne gibi yeni özelliklerimiz var arkadaşlar? Rendering Cloud seçeneğimiz var. Cloud'da render işlemi gerçekleştireceksiniz. Yalnız bunu A360 ile karıştırmamanızda fayda var. Çünkü orada da render almak isterseniz sadece Autodesk'in kendi render motorları destekleniyor. Fakat 3ds Max için atıyorum başka bir render motoru kullandığınızda 3ds Max için bir ayrıca render platformumuz var. Bunun da tutorialini hazırlamıştım. Gerekli detayları oradan öğrenebilirsiniz. Ve render işlemlerinizi Cloud'da o şekilde yaptırabilirsiniz. Oldukça başarılı ve hızlı bir render alır. Bunu dipnot olarak belirtmekte fayda var. Sonrasında arkadaşlar render the texture, render surface map gibi seçeneklerimiz var. Sonrasında yeni gelen özelliklerde aslında özellik demeyelim de geliştirme diyelim. Mesela sahnemize bir box oluşturalım hemen. Pardon, bu benim mouse'umun azizliğinden kaynaklandı. Hızlı hareket ettirdik, evet. Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar modifier list'e gidelim. Uf. Unwrap UVV'de yapılan geliştirmeler var arkadaşlar. Open UV Editor dediğimizde birazcık daha şu şekilde büyütelim, net olarak görelim. Şimdi mesela
Burada bizim box'ımızın üstten görünüşü var. Bu üst menülere mesela yeni özellikler, yeni yetenekler eklendi. Bunu kullanan arkadaşlarım muhakkak bu üst seçenekleri denemesinde, özelliklerine, yeni gelen özelliklerine bakmasında fayda var diye belirtiyorum. Bunun dışında burada yer alan mirror seçeneğimiz var arkadaşlar. Mesela bunu hemen convert to poly diyelim. Ha, evet, buradan edge kısmından aşağıya doğru çekelim, birazcık da bu şekilde yumultalım. Değişik bir kutu oldu, fark etmez. Bunu hemen simetrisini, bir kopyasını alarak simetrisini atmasını isteyeceğiz hemen şu şekilde. Simetrisini attık arkadaşlar. Şimdi burada transform seçili X yönünde bir buraya kopyasını oluşturdu. Ya da instance de seçebilirsiniz ya da referans da seçebilirsiniz. Buradan geometri seçeneğini seçerseniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada uygulamış olduğunuz mirror seçeneği değiştiricisini diyelim biz ona. Hemen buraya da atıyorum, okey diyelim. Hemen şöyle tam görebileceğiniz bir açıda da kalsın. Şu şekilde. Mirror Center'da görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğimiz değişiklikle yapabiliyoruz. İsterseniz buradan mirror'u açıp da kapayabilirsiniz. Bunun gibi yeni birçok özellik de geldi. Sonrasında arkadaşlar, bu Convert to menüsü altında önceden mesh vardı, poly vardı. Pardon, önceden demeyeyim. Şu an mesh, poly ve patch modelleme seçenekleri yer almakta. 2016 dahil ve ve önceki versiyonlarda G-Poly gibi değiştirici de yer almaktaydı. Artık bu 2017 versiyonunda G-Poly de kaldırılmış bulunmakta arkadaşlar. TDS Max 2017'ye genel bakışımız bu şekilde. Arkadaşlar, ilerleyen günlerde daha birçok dersler hazırlayacağız sizler için, sizlerle paylaşacağız. Bu derslerimizde de bu yeni gelen özellikler hakkında daha detaylı kullanımlar ve anlatımlara sahip olabileceksiniz. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.